Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Sayın Rektörüm, Sayın Müftüm, Sayın Genel Sekreterim, kıymetli dekanlarım ve Sayın Hocalar ve saygıdeğer misafirler, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Sayın Bilal Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın finaline hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru bir yola iletir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Dündar'ın açılış konuşması, hayırsever iş insanı Bilal Şahin'in konuşması, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Karadağ'ın konuşması, finalistlerimizin Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi dinletisi ve son olarak dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerinin verilmesi. Şimdi sizleri aziz şehitlerimizin ruhu için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu vesileyle hepinizin bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini tebrik ediyorum. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Dündar'ı sahneye davet arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'a hamd senalar olsun. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hal ve ashab üzerine olsun. Sayın Rektörüm, Sayın saygıdeğer iş adamı ve fakültemizin hamisi Bilal Şahin Beyefendi, Sayın Müftüm, Sayın dekanlarım, sevgili hocalarım, çok kıymetli öğrencilerimiz, fakültemizin hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın hükümlerini açıklayan, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan, alemlerin Rabbinden gelen bir kitaptır. İnsanları her hususta en doğru yola, en sağlam ve en isabetli davranışa ileten bir kitaptır. İnsanlar için her türden açık misallerin anlaşılır, ibretli örneklerin verildiği bir kitaptır aynı zamanda Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim hüküm, hikmet, öğüt ve uyarı dolu bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim müminlere doğru yolu gösteren bir rehber, rahmet ve eşsiz şifa kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim gerçekleri açıklayan apaçık bir kitaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Allah içinde Kur'an bulunan bir kalbe azap etmez. Sözleriyle Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemine dikkat çekmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimseye, diğeri ise Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimseye buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana nasihatte bulun dediğinde alemlerin efendisi, Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde ise bir azıktır buyurmuştur. Çok değerli konuklar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, orucun tutulduğu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerini yaşamaktayız. Özellikle de bugün içerisinde Kadir Gecesi olmayan, bin aydan daha faziletli olan Kadir Gecesi'ni inşallah idrak edeceğiz. Kadir Gecesi'nin vatanımıza, aziz milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Kadir Gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden kutlarım. Kıymetli misafirler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışma programımızın ilk aşamasını fakültemizdeki yaptığımız ön elemelerle gerçekleştirdik. Bu ön elemeler iki kategoride oldu. Kız ve erkek öğrencilerimiz arasında. Kız öğrencilerimizden 31 öğrenci bu yarışmaya katıldı. 6 tanesi dereceye girdi. Bu dereceye giren kız öğrencilerimize bugün burada huzurunuzda ödülleri verilecektir. Erkek öğrencilerimizden ise 20 öğrenci yarışmamıza katıldı. Bu öğrencilerimiz içerisinden 6 tanesi jürimiz tarafından seçildi. Bugün bu 6 öğrencimiz huzurlarınızda yarışacaklar. Bu yarışmaya imam veya müezzin olarak görevli olan öğrencilerimiz dahil edilmemiştir. Özellikle bunu belirtmek isterim. Değerli konuklar, bu yarışmanın, bu programın düzenlenmesinde verdikleri katkıdan dolayı başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Karadağ hocamıza, jüri üyesi olarak bizlere destek veren İl Müftümüz Sayın Ali Gülden Beyefendi'ye, her zaman olduğu gibi fakültemizin daima yanında olan ve bugünkü yarışmamıza da büyük bir katkı sağlayan değerli büyüğümüz, iş insanı Bilal Şahin Beyefendi'ye, fakültemiz İlim ve Ahlak Öğrenci Topluluğu'nun akademik danışmanlığını yürüten Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yenice ve öğrencilerimize, jüri üyelerimiz İl Müftümüz Ali Gülden Bey'e, öğretim görevlisi Yasin Cenan, Talha Erdem ve Hüseyin Yüner hocalarımıza, büyük bir cesaret gösterip yarışmaya katılan
bütün öğrencilerimize ve programımıza katılarak bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz. Sayın Dekanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de hayırsever iş insanı Bilal Şahin konuşması için mikrofonu kendisine götürüyorum. Selamun aleyküm cümleten. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Müftüm, saygıdeğer yönetim, öğretim üyeleri, sevgili talebeler. Nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız, saatiniz, kitabınız var mı? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Rabbilerinizden, hayırlı Rabbilerinden, hayırlı kalplerinden diliyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Sizi seviyorum, seviyorum Allah rızası için. Sizlerin de Allah rızası için derslerinizi çalışıp annemize, babamıza, vatanımıza, milletimize, ailemize faydalı olmanızı Cenab-ı Rabbilerinin aleminden niyaz ediyorum. Çalışın çabanaya faydalı olup okumanın anlamı budur. Herhangi bir ihtiyacınız olduğu zaman da öğretmenlerin dekanımıza ve ilgili öğretmenlerinize söyleyin. İmkanlarımız dahilinde sizleri başkasına muhtaç etmeyiz. Etmemeye de gayret ederiz. Elimizden gelince yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şimdi de Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Karadağ konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet arz ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Kur'an adibi çok değerli iş insanı Sayın Bilal Şahin Bey, Sayın Müftüm, değerli mesai arkadaşlarım, bu ülkenin yarınları geleceği çok değerli öğrencilerim, bu binaydan daha hayırlı gece, gün hürmetine hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kur'an bildiğim kadarıyla üç şekilde okunur. Bir, dilin okunması, ki bu kıraattır. Dil okursa diğer diller susar. Çünkü Kur'an okunduğunda diğer dillerin konuşması istenmez. Kur'an dinlemek farzdır. O dil iyi kıraat etmişse akla sirayet eder. İkincisi aklın okumasıdır. Eğer akıl okunursa bu tefekkürdür. O tefekkürle insan haddini, hududunu, insan olma şerefini tekrar hatırlar. Eğer o tefekkür kıraat ve okumayla birlikte akla sirayet etmiş ise, oradan kalbe geçmişse o zaman hayat bulur Kur'an insanda. Yani insan için kurtuluştur. İnsan için ebediyette sonsuz bir rahmettir. Ben bu duygularla başta öğrencilerimiz olmak üzere Kur'an'ı kıraat ederken aklederek, tefekkür ederek ve de o tefekkürle kalbe sirayet etmesini başta kendi nefsim olmak üzere Allah'tan niyaz ediyorum. Hocama demiştim ki çok güzel bir etkinlik. Kur'an hadimlerinin kıraat, çünkü onu okumak da Allah vergisi her insana nasip olmuyor güzel kıraat. Bu çok güzel bir şey. Bunu yapalım ama akla sirayet edecekse, o tefekkür gerçekleşecekse, oradan kalbe sirayet edip hayat bulacaksa anlamak gerekir. O açıdan da evet biz kıraat yarışmaları yapalım ama bir şey daha yapalım. Kur'an'ı anlama, algılama. Dolayısıyla bir ayetten ne anlıyoruz? Onun meali ya da tefsiri noktasında tefekkür edelim dedim. Ve hocam da
hocam çok da güzel bir açını buldu dedi. İlki kıraat şeklinde olacak ama inşallah Kur'an Adem olan Bilal Şahin Bey'in isminin olduğu Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'ne de bundan sonraki yıllarda bir taraftan kıraatla gönüllerimize, aklımıza sirayet ederken kalbimize sirayet eden Kur'an hepimizde hayat bulacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde hem kıraat hem de Kur'an'ı anlama temelinde yarışmalara devam edeceğimizi umuyorum. Bu vesileyle katkı sağlayan, başta fakülte yönetimimiz olmak üzere tüm hocalarıma, bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın rektörümüze konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi de yarışma jürisini sahneye davet ediyoruz. Kendilerini takdim ediyorum. Komisyon Başkanı, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Yasin Cenap. Yozgat İl Müftüsü Sayın Ali Gülden. İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Hüseyin Güner. Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed Ali Erdal. Ve Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Talha Erdem. Sözü yarışma kuralları hakkında bilgi vermek üzere Komisyon Başkanı Yasin Cenan'a bırakıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli iş insanımız Bilal Şahin Beyefendi, Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım ve kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Yarışmamızda genel ilkemiz, okuyuş seyrimiz, tahkik usulü olacaktır. Not baremi ise tecvid, mahareci huruf, sıfat-ı huruf 50 puan, Eda, Sada, Makam ve Terennüm kısmı 50 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her tecvid kuralı ihlalinde 1 puan düşülecektir. Her maharic huruf, sıfat huruf ihlalinde 1 puan düşülecektir. Her vakıf, vasıl, ittida hatasında 1 puan düşülecektir. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okumayla oluşan hatalardan 2 puan düşülecektir. Her eksik, zayıf, tecvid, mahreç, sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir. Aday hadır veya tedbir usulünde okursa 5 puan düşülecektir. Eda, sada, makam ve terennüm yönünden değerlendirme seçici kurul üyelerinin takdirine bırakılmıştır. Yarışmacı talebelerimize de başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hocamıza bilgilendirmeler için teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın kızlarla ilgili olan kısmı fakültemizde tamamlanmıştır. Onun sadece derecelendirme ve ödül takdimi programının sonunda gerçekleştirecektir. Şu anda erkek öğrencilerimiz tarafından icra edilecek olan Kur'an-ı Kerim için yarışmacılarımızı, finalistlerimizi alfabetik olarak sahneye davet edeceğim. İlk önce fakültemiz ikinci sınıf öğrencilerinden Duran Gümüşsu. Fussilet suresi 30 ila 36. ayetlerini tilavet etmek üzere sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
وما يلقاها
Suresi 102 ila 109. ayetlerini tilavet edecekler. Kendilerini sahneye davet ediyorum. يدعون
yuflihun. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ahtelefu. وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَّرْتُمْ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت Hasan Tutak, Fatır Suresi 27 ila 35. ayetlerini tilavet etmek üzere kendilerini sahneye davet ediyor. أَلَمْ تَرَ أَنَّ
Allah أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
Cennet-u adni yedhulunaha yuhallawna fiha yuhallawna fiha min asawir min ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Öğrencilerimiz ve öğrencimize bu güzel tilaveti için teşekkür ediyoruz. Şimdi de fakültemiz 4. sınıf öğrencilerinden Recep Berat Karademir'i İsra Suresi 78 ve 84. ayetlerini tilavet etmek üzere sahneye davet ediyorum.
Selçuk Kasım, Furkan Suresi 71 ila 77. ayetten tilavet edecekler. Kendilerini sahneye davet edelim. أعين
Ümit Sarı'yı Zümer Suresi 71 ila 75. ayetleri okumak üzere sahneye davet ediyorum. جهنم خالدين فيها
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيغَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا icra edecek olan tasavvuf musikisi dinletisiyle baş başa bırakıyorum. Thank you.
Muhammedun Resulullah.
Açıklanması ve ödüllerin verilmesi için tüm finalistleri sahneye davet ediyorum. Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kızlardaki finalistlerini ilk üçü üçten geriye doğru açıklayacağım. Geri kalan adaylarımız dördüncü olarak nitelendirilmiştir. Üçüncü olan adayımız fakültemiz birinci sınıf öğrencilerinden Fatma Nur Güran. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere
üzere Eğitim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nezahat Güçlü Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Yarışmamızın ikincisi, fakültemiz birinci sınıf öğrencilerinden Amine Üşme. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Abdülkadir Dündar'ı sahneye davet ediyoruz. Fakültemiz birincisi, fakülte üçüncü sınıf öğrencilerinden Kibar Karacaoğlu. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere üniversite rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Karadağ sahneye davet ediyoruz. Gürcü Ünsal, Seher Kaya, Rukiye Adatepe'de yarışmamızda dördüncü olmuşlardı. Kendilerine ödüllerini takdim etmek üzere Yozgat İl Müftümüz Ali Gülden Hocamızı, Yozgat Bozok İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Mehmet Çalışkan Hocamızı ve Doçent Doktor Gülhan Türk Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Yarışmanın sonucunu açıklamaya geldi. Bu yarışmamızın yine aynı şekilde 3'ten geriye doğru sayacağım. Üçüncüsü fakültemiz öğrencilerinden Recep Berat Karademir. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Bingöl Yılmaz hocamızı sahneye davet ediyorum. Yarışmamızın ikincisi Selçuk Kasım.
kendisine ödülünü takdim etmek üzere Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse'yi sahneye davet ediyorum. Çok değerli rektörüm, çok değerli baba dostumuz Bilal Şahin Beyefendi, kıymetli öğretim üyelerimiz, kardeşlerim, sevgili öğrencilerimiz, sevgili cürümüz. Öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan azat olan bu mübarek günde, bu güzel merasimde bizleri buluşturan Rabbime sonsuz hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz ashabına ve ehl-i beytin üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun. Şimdi Kur'an şifadır, gözlere ışıktır. Bu Kur'an düzenlemesinde öncelikle Sayın Rektörüm başta olmak üzere değerli dekanıma ve devamlı Kur'an'ın hizmetinde ve Kur'an'ın hizmetinde olanların da hizmetinde olan değerli iş adamımız Bilal Şahin Bey'e şahsın mesele adına teşekkür etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Allah'ı anmak da Kur'an-ı Kerim'de olur, hadis-i şeriflerde olur, tevhid de olur, zikir de olur, kelam da olur. Dolayısıyla yüce kitap, yüce Allah'ımız ben alemlere sığmam ama Rab kulumun gönlüne sığarım diye hitabı var. Dolayısıyla biz gönlümüzde huzur bulmak istiyorsak, evimizde neşe bulmak istiyorsak, işimizde başarılı olmak istiyorsak, hem bu dünyada hem ahirette kurtuluşa ermek istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız, okuduğumuzu anlamalıyız ve anladığımıza da amel etmeyiz inşallah. Her birimiz İlahiyat Fakültesi'nin kıymetli öğrencilerisiniz. İnşallah sizler de Kur'an'ı tam manasıyla öğrenenlerden ve tatbik edenlerden ve öğretenlerden olursunuz. Değerli kardeşlerim, Kur'an okunan ev ve Kur'an okuyan kişi pırıl pırıl parlıyor böyle. Sizler de bazen hayatlarınızda görmüşsünüzdür, bazen eşyaya boğulan evlerde veya parayla değeri ölçülemeyen veya yüksek bedellerle döşenmiş evlerde bile bazen kasvet olur, bazen girdiğiniz zaman sizi sıkar böyle, ev sıkar duvar. Ama bazı evlere girersiniz zaten gayet sadedir, doğaldır ve ışıl ışıl parlardır. İşte muhakkak ki nasıl insanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak gözleri ışılıyorsa, yüzleri pırıl pırıl parlıyorsa, evlerde muhakkak öyledir. Bilin ki bu evde Kur'an-ı Kerim okunuyordur, diğer evlerde Kur'an-ı Kerim okunmuyordur. Bu yüce kitabımızın bize olan inşallah göstergesi, Rabbim inşallah biraz önceki ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, öğrenenlerden ve öğrendiklerinde hayatına tatbik edenlerden eylesin diyorum. Ve programın düzenlemesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Belediye Başkanımıza konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de geldik fakültemiz yarışmasının birincisini açıklamaya. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden Ümit Sarı. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere ayıçlanan iş insanı Bilal Şahin'i sahneye davet ediyoruz. Thank you.
öğretim görevlerine, talebelere ve hazırına ve siz saygıdeğer talebelere ne kadar teşekkür etsem az. Ben artık yolcuyum. Bana benim amel ettiğimi size dolduruyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsem az. Size hizmet etmek, size yardımcı olmak, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, Allah razı olsun, benim bu bölümüm boşdur. İnşallah Cenab-ı Allah bunu ömrünün sonuna kadar devam ettirir. Ettireceğinden de hiç şüpheniz olmasın. Hepinizi selam ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Andilin mübarek olsun. Cenab-ı Allah daim bugünden de yaşasın. Hep önce. Gümüşsu, Erkan Güngör ve Hasan Tutak da yarışmamızda dördüncü olmuşlardı. Kendilerinin ödüllerini takdim etmek üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Güçlü hocamızı, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zafer Gönül Olan hocamızı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ali Binol hocamızı sahneye davet ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz de hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle jüri üyelerimizle beraber de toplu fotoğraf alalım. Öğrencilerimizi ondan sonra sahneye alalım. Tabii ki protokol de keza. Beyda sen ne yapacaksın? Bu imza atacak mısın?
Seninle geleceğim mi? Evet, şimdi de yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. İsim isim de okuyacağım. Merve Melike Dursun, Rümeysa Almazı, Gülay Bozok, Beyza Çeliktaş, Reyhan Karaca, Büşra Özadan, Sultan İnci, Emine Yılmaz, Ayşegül Gökçe, Eda Eroğlu, Şengül Aktaş, Rabia Recet, Esma Nur Karacak, Söhre Karakaya, Eda Nur Doğan, Fatma Nur Yalçın, Kadriye Ünlü, Ayşe Avcı, Fatma Öztürk, Ayten Özgök, Fatma Kurt, Mine Bölükbaşı, Sümeyye Nur Koç, Rümeysa Türkmen, Ayşe Nur Çakır, Hacı Mehmet Arıkan, Mehmet Ölmez, Mehmet Yıldız, Yasin Karakoç, Ömer Faruk Ceyhan, Fevzi Hüseyin Aktaş, Enes Kara, Mehmet Gündüz, Ali Korkmaz, Ömer Faruk Oyalık, Muharrem Uzun, Adem Bağrıyalık, Recep Çim ve Osman Şahin.